Çocuklar, şimdi sizlerle etkinlik yapacağız. Şimdi ne diyor? Aşağıdaki işlemleri yapınız, bulduğunuz sonuçlara uygun renklerle boyayınız diyor, değil mi? Şimdi birinciye baktım. Neyle gösteriliyor? Kahverengiyle. Peki bir sürü işlem gördüm. Bölme var, çarpma var, toplama var, çıkarma var. Önceliğim hangisiydi? Çarp, böl her zaman önce geliyordu, değil mi? Yani şurada ne yapacağım ben? Çarpma ve bölmeler var. O zaman onları şöyle bir göstereyim. Daha sonra ne yapmam lazım? Bölmeyi yapayım. Bölme ve çarpma ikisini aynı anda yapabilirsiniz. 28'i 4'e böldüm. 7. 3 çarpı 3'ten ne gelir? 9, değil mi? Sonra ne yapacağım? 7 ile 9'u toplarsam 16. Soldan sağa doğru biliyorsunuz işlemleri yapmaya devam ediyoruz. 16'dan da 9'u çıkarırsam ne gelir çocuklar? 7 kalır ve cevabımız 7. Bakın kahverengi 7 ile gösteriyor. Yani ne yapacağız? 7 gördüğümüz yerleri bu şekilde, yandaki şekilde kahverengiye boyamamız gerekiyor. İkinciye geçtim. Sarıyla gösterilen. Yine bölme işlemi, çarpma işlemi bakın var. O zaman ne yapmam lazım? Hemen bölme ve çarpma işlemlerini yapacağım. Daha sonra toplama çıkarma işlemleriyle soldan sağa devam edeceğim. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3 çarpı 4 nedir? 12'dir. Tamam mıdır? Şimdi soldan sağa işlemlerimi yapıyorum. 14 artı 3. Burayı 3 bulmuştuk. Eksi ne var? 12 var. Tamam mıdır? Şimdi soldan sağa yine devam ediyorum. 14 3 topla. 17, 12'yi çıkar. Ne kalır? 5. Sarı ile gösterilen yeri de zaten neyle? 5 ile gösterilen yeri de sarıyla boyamamız gerekiyormuş. Sonra ne yapacağım? Şuraya geldim. Yine ne var? Çarpma, bölme işlemleri bakın. Burada aynı çarpmaya bölme bir arada. O zaman ne yapacağım? Soldan sağa doğru işlemleri yapmaya başlıyorum. Peki başlarsak eğer şöyle bölme çarpmalar bir arada zaten arkadaşlar. Yapabilirsiniz aynı anda bunları. Bölmeden de şuradan da başlayabilirim buradan da. 3 çarpı 7'den 21. Buraya baktım. Çıkarmayı yapmıyorum tabii ki öncelikle. Buraya dikkat. 20'yi ne yapalım? 4'e böleceğim. Soldan sağa yapılır işlemler. Tamam mı? Bakın bölme ve çarpma bir aradaysa soldan sağa doğru işlemler yapalım. 20'yi 4'e böldüm. 5. 5 ile ne yaptık? 3'ü çarpmam gerekiyor. Ne oldu burada? 15 oldu. Sonra ne yapacağım? 21'den 15'i çıkarmam lazım değil mi? Ne var ortada? Çıkarma işlemi var. 21'den 15'i çıkardığım zaman ne gelir çocuklar? 6. Tamam mıdır? Şu turuncu ile 6 yazan yerleri o zaman ne yapacağım? Turuncu ile boyamam gerekiyor. Yana geçtim. Mavi ile gösterilen yer. Şimdi öncelikle neyi bulmam lazım benim? Çarpma işlemim var. Baktım değil mi? Bir de üstü ifadem var değil mi? Üstü ifadenin değerini önce bulmam lazım. 1 üzeri 5 nedir? 1'in kuvvetleri için ben ne demiştim size? 1'e eşittir dedik. O zaman nedir? Bu 1'dir. Peki. Sonra ne yapmam lazım? 7 çarpı 2'den ne eşit olur? 14'e. Yani 15'ten 14'ü çıkarmam lazım. Sonra ne yapacağız çocuklar? 1 eklemem gerekiyor. 15'ten 14'ü çıkardım. 1. 1 artı 1'den ne gelir? 2 gelir. O zaman 2 ile gösterilen yerleri de ne yapacağım? Mavi ile boyamam gerekiyormuş. Geriye bunlar kaldı. Baktım şuraya. Yeşil ile gösterilen yere bakacağım. Acaba sonucu ne çıkıyor? Şimdi bölme ve çarpma işlemlerim var yine gördüm. Ne yapmam lazım? 72'yi 6'ya bölersem değil mi? Bölme var. Bakın parantezin içini öncelikle yapmam gerekiyor. Parantezim her zaman nedir? Önceliğimdir benim. Bölme ve çarpma işlemleri var. O zaman bölme işlemine baktım. 72'yi 6'ya bölmem lazım değil mi? O zaman ne çıkar? 12. Çarpma işlemini de yapacağım. 6 çarpı 4'ten 24. Bakın parantezin içindeki çarpma ve bölme işlemlerini yapıyorum. Soldan sağa doğru şimdi işlemleri yapmam lazım. Önce parantezin için düzenleyeceğim. Burayı karıştırmayın sakın. 12 ile o zaman neyi toplamam lazım? 24'ü. Hemen parantezin içine alıyorum bunları.
Sonra 12'ye böl diyor. E tamam, topladım, toplayıp böleceğim. 12 ile 24'ü topladım. Nedir? 36'dır. 36'yı 12'ye bölmem gerekiyordu. 12'ye bölersem evet 3 çıkar. Ne yapacağım? 3 ile 3'te gösterilen yere bakın. Açık yeşile boyamam gerekiyor. O zaman bir tek bu kaldı. Zaten bu da oraya eşit ama yine de bir bakalım çocuklar. Acaba 4 çıkıyor mu? Evet, yine çarpma işlemleri var. Bakın gördüm. 19 ile 0'ı çarp diyor. 22 ile 1'i çarp diyor. O zaman 19 çarpı 0'dan sonucum ne gelir? 0. Değil mi? Bir sayı 0 ile çarparsam 0 yutar onu. 22 ile 1'in çarpımı 22. Sonra soldan sağa doğru devam ediyorum işlemleri yapmaya. 0 artı 22. 22 bulmuştum orayı. Eksi 12 mi var? Evet, soldan sağa doğru işlemleri yaptım. 22'den 18'i çıkartırsam 4 çıkar ve 4 ile gösterilen yeri de koyu yeşil ile boyamam gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Peki acaba sol tarafta boyadığım zaman ne resmi çıkar bakalım. Evet, görüntümüz bu şekilde çıktı. Bu kadar da etkinliğimiz. Görüşmek üzere.